Aman Allah'ım, gerçekten korkunç. Üf. Hiç bu kadar yüksek bir kilom olmamıştı ameliyattan beri. Hemen değiştirelim bunu. Allah, oda da var ya rezalet. Hiç umurumda mı hele? Bu nasıl bir kilo yer? Bu bir tavan tavan. Daha dün 2 gündür falan diyordum ki, 2 tane çok iyi diyet biliyorum, çok fazla kilo verdiren ve yemekleri muhteşem. Bayağı bildiğiniz aslında sağlıklı beslenme. Son birkaç gündür benim her şeyim çok periyodik. Ya böyle her gün üst üste çıkar 10.000 adımdan fazla yürürüm ya da böyle 5-6 gün evden 5 dakika yürüyüş için bile çıkmam. Tam o tarz bir dönemdeyim şu an. Bu kilo nedir ya? Uçmuş uçmuş. Dışarıdan baksanız göremezsiniz, anlamazsınız ama bu önemli değil. Benim iskeletime yüklediğim yük diye bakıyorum ben buna. Temmuz'un birindeyiz. Aylardır her yerde 7-7-7 sayısını görüyordum. Yüce Rabbimin bana çok gösterdiği bu sayının denk geldiği ay içerisinde en azından bir değişiklik de biz yapalım ve kilo vermeye başlayalım tekrar. Bengisu'nun senede bir başladığı kilo verme çalışmaları bu yıl 1 Temmuz'da başlatılıyor ve ilk reçetemiz yumurta diyeti. Hazırsanız, bak sağ elim olmadığı için başlıyoruz. Tipte yani saçın dibi gelmiş, makyaj sıfır. Benim kaşlarım nereye gitti ya? Gerçi hiçbir fikrim yok yani. Ben kendim de merak ediyorum. Hatta yaptırdığım yerde de kadın sordu, neden niye yok kaşınız? Bilmiyorum. Ben zaten uzaylıyım ya. Bunu oturttuk herhalde, değil mi? Oturttuk bence. Merak edenler için hızlıca çekiyorum. Sabah ilk öğün kahvaltı 3 tane haşlanmış yumurta ve 1 bardak yeşil çay. Ben sade olan yeşil çaylardan içiyorum. Doğuş'unkini çok seviyorum. Yani en çok onu seviyorum. Bayağı sade o da. Böylece kalori falan bir şey de içine katılmamış oluyor. Düz sade yeşil çay için. Yumurtayı da katı haşlıyorum. Ben öyle seviyorum çünkü. Üstüne sadece tuzu ve kırmızı biber döktüm. Kalorisiz katkılar olduğu için. Sabah 3 yumurta ve yeşil çay. Ding! Evet, geldik öğlen yemeğine. Yine 3 tane haşlanmış yumurta. Bir tanesi haşlanırken bende patladı. Ben normalde böyle şeyleri eskiden çöpe atardım. Son bir yıldır falan artık her nimeti de istediğim gibi olmadı diye çöpe atmak yerine midemi çöplük olarak görüp mideme atmayı tercih ediyorum. Şu yumurtalarımız, hele şunlar cillop gibi, gayet sorunsuz çıktı. 3 tane haşlanmış yumurta. Üstüne yine tuz ve kırmızı biber döktüm. Kendim istediğim için hiçbir şey dökmeden de yiyebilirsiniz. Yine 1 bardak yeşil çay. Bu diyetin en büyük olaylarından ikincisi zaten yeşil çay. Ve öğlen yemeğinde bir tane de elma var. Ben böyle biraz daha yemesi ve görüntüsü keyifli hale gelsin diye böyle elmayı yıkayıp önüme atacağıma böyle dilimleri ayırıyorum, içini çıkarıyorum falan. İstediğiniz herhangi bir elma olabilir diyor diyette zaten. Ben yeşil elma seviyorum. Siz yeşil mi yoksa kırmızı mı seviyorsunuz? Aşağıya yorum emoji atın, hem bir hareketlilik olsun. Yeşilciyim ben. Yeşil elma takımındayım. Yine dediğim gibi 3 tane yumurta, 1 yeşil elma, 1 bardak yeşil çay öğlen yemeğimiz. Bunu kahvaltıdan 3 saat sonra yiyorum kendim. Ama tamamen kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben sabah değil, bayağı öğlen 12'ye başladım kahvaltıya. O yüzden iyice aşırı geç olmadan, yani öğlen yemeğleri neredeyse ikindi vaktine falan, artık öğlen 3'te şu an öğlen yemeği olan ikinci öğünü yiyorum. Evet, geldik ikindi öğününe. Yine bir elma ve 1 bardak yeşil çay. Bu kadar. Bu diyet için eve en çok yumurta, yeşil çay ve elma almanız gerekecek. Çünkü günde 3 galiba, 3 elma, 4 yeşil çay, 6 da yumurta gidiyor. İkindiyi de şimdi tüketmeye geçiyorum. Akşam yemeği vakti. Kendime 3 yemek kaşığı yulaf ile yulaf ezmesi hazırladım. Bunun direkt tarifi yine bu yumurta diyetini veren doktorun kanalında var. Direkt onun hazırladığı tariften yapıyorum. Bir tatlı kaşığı bal ve içine 5-6 tane badem koydum. Bir tatlı kaşığı da keten tohumu var. Buna ek olarak 3 tane de kuru erik eklenmesini söylüyor. Çünkü kuru erik meyvede şekeri yükseltmeyen, aynı zamanda sindirimi de
kolaylaştıran tek meyveymiş. Kuru üzüm falan gibi şeyler değil ama kuru erik kesinlikle koyun diyordu. Evde olmadığı için şu an ben koymadım. Bunun normalde pişirilmesini öneriyor. Tarifte pişirilmişini veriyor. Ben pişirilmişle uğraşmayı çok sevmiyorum. Çok vakit alıyor. Ve her türlü zaten pişirmeden de yiyebilirsiniz diyor ama hani isterseniz pişirebilirsiniz de. Ben şu an soğuk yarım yağlı sütle 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırıyorum. Bu sefer elma ve yeşil çayımız yok. Ve günün son yeşil çayı. İlk günü bitiriyorum. Bakalım böyle bir beslenme düzenini 10 gün götürebilecek miyim? Eğer 10 gün yaparsan 10 kilo vermeyi var eden yumurta diyetinin ilk gününün son tüketimini halledeceğiz birazdan arkadaşlar. İkinci gün. Öğle yemeği gün 2. Şu yumurtalarım yine mefta oldu maşallah. Sarısı marısı kalmadı. Öldü bitti. Ben de dedim ki bari biraz yiyecek hale getireyim. Arkadaşlar baharat tamamen kalorisiz bir şeydir. O yüzden sorun yok. Bu diyetin önemli olayı yumurtayı sadece haşlama, tamamen katı haşlama yapıp yemenizi söylüyor doktor. İşte yok omlet, hayır zaten yağ falan koymasan bile tavada kırma diyor hatta. Sonucunu kesinlikle etkiler diyor. Onu da not düşeyim. Sadece tuz, kırmızı biber, burada nane de var ve limon. Limon da kalorisidir. Limon sıktım. Elmamın üstüne bu sefer tarçın döktüm. Daha güzel oluyor sade elmadan. Bir tane elma, 3 tane katı haşlanmış yumurta ve yine bir bardak yeşil çayımız burada. Üçüncü gün. Yine yumurta üstüne tuz, kırmızı biber ve limon sıktım biraz. Kalorisiz her şey. Ve yeşil çayım burada. Üçüncü güne başlıyorum. Evet. Şimdi bu diyet listesini yazan doktorun tamamen üstüne video yaptığı akşam yemeğinde yiyeceğimiz yulaf ezmesinin doktor tarafından verilen tarifini size vereceğim. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 4-5 tane badem, şöyle bize kavanozda var. Ben yarım yağlı süt kullanıyorum. 1 çay bardağı süt, üstünü de yulaf ezmesini pişirirken gerektiği kadar suyla ekleyerek halledeceksiniz. 1 tatlı kaşığı bal ve 4 tane kuru erik. Burada aslında yani istemezseniz bence bal koymayın, iyice kalori düşürmüş olursunuz. Ama doktorun verdiği tarif bu. Bunu da birazdan haşlama yapacağım. Çünkü ilk 2 gün müsli gibi oldu. Pişirmedim. Çok fazla karnım doymadı açıkçası. Tekrar haşlama olana dönüyorum. Geçen yaz çünkü haşlama olanı da her akşam yapmıştım. Şimdi bunu pişirme için nasıl tencerede bir araya getirdiğimi önce göreceksiniz. 3 kaşık yulafa sütü koyuyorum. Ve altını açıyorum. Bu biraz heyecanlanmaya başladığında kaşığı alıp şöyle karıştırayım. Kuru erikleri attım. Keten tohumunu bakıyorum, tohumatlıyorum. Bademlerimizi. Karıştıralım. Sütü çabuk çekecek gibi olursa su koyarsınız. Şimdi balı eklemeden bir pişti.
Çok hızlı oluyor zaten. Çok abartmaya gerek yok. Balığı tencereyi ocaktan alıp yulafı böyle karıştırarak biraz ılıttıktan sonra koymanızı tavsiye ediyorlar. Ben çok beklemiyorum. Şu an evet ben de aldım ateşten ama balı iyice şu sıcak haliyle sindirsin, güzelce çeksin diye ben hemen şu aşamada koyacağım. Balı koydum. Şimdi karıştırıyorum, yediriyorum. Birazdan da kaseye alacağım. Çok lezzetli bu arada. Hiç görüntüsüne falan bakmayın. Resmen şey gibi oluyor. Böyle aşırı gereksiz tonla malzemenin katılmadığı aşureye benziyor. Birazdan kaseye geçip yerini alıyor. Ding! Böyle bir kase pişmiş yulafım hazır. Bademlerimin dilimlediğim bir kısmını üstüne süslem olarak ekledim. Çok az gibi görünüyor olabilir. O kadar karın doyuruyor ki bilen bilir zaten. Çok da lezzetli oluyor. Tam tarifi buydu. Direkt listenin yulaf ezmesinin tarifini bile verdim. Artık bir duanızı alırım inşallah. Afiyet olsun. Çok lezzetli olduğunu bence deneyenler kesinlikle bilecek. Arkadaşlar selam. Yumurta diyetinde 4. gündeyiz ve her şey gayet güzel gidiyor. Bu sefer herhalde yaz olduğu için de böyle iştahım çok açık değil. Ve böyle olunca da tabii ki daha rahat bir şekilde diyet listesi takip edilebiliyor. Şu an öğle yemeğimi hazırladım. Yine sizlere gösteriyorum. Yumurtayı yine tamamen kalorisiz eklentilerle daha lezzetli hale getirdim. Himalaya tuzu, kırmızı pul biber, nane, üstüne de limon sıktım. Yine haşlama. Haşlama. Bu diyet tamamen haşlama yumurta. Onu unutmayın. Bir tane elmam vardı. Yine yeşil elma yiyorum. Onu da güzel ve tatlı, daha cazip bir hale getirmek için biraz tarçınla bir araya getirdim. Ve burada da yine Doğuş Çay'ın. Ben çünkü Doğuş Çay'ınkini seviyorum. Reklam olsun olmasın. Doğuş Çay'ın haberi yok artık. İleride isterlerse çalışırız beraber. O kadar büyümüş olsam tabii. Tarçınlı ve neydi ya, karanfil galiba, tarçın karanfil olabilir. Bu da yine hani böyle ballı tatlı falan olmayan bir yeşil çayı. Birazdan bunları yiyeceğim ve yumurta diyetinde 4. gün ortalanmış oluyor. Bakalım kaç kilo vereceğim ha. Bir şey diyeyim mi, bu Temmuz ayında birden şakır şakır kilolar gidecek. Gitmeyecekse de Allah kilo vermenin de hayırlısını versin, çok da umurumda değil. Ben elimden geleni yapıyorum, bakalım neler olacak. Beklemede kalın. Merhaba. 5. günün son öğününü şu an yiyorum. Bu sefer haşlamalı yapmadım yine. Soğuk sütle yulaf. Yani bugün şey oldum ya, resmen akşamüstüne doğru böyle o kadar canım böyle soslu baharatlı falan, böyle dışarıdan ısmarlama tavuk çekti ki böyle çıtır tavuk bir yerlerden söyleyeyim dedim. Ama zaten o tarz sokak şeyleri yiyince aşırı kötü hissediyorum sonra. Bir sürü açıdan kötü hissediyorum. Zaten o yiyeceklerin, hani sokakta yapılmış şeyin enerjisini bilmemek. Ondan sonra bir sürü zararı, yağı bilmem nesi. Ama nasıl canım çekti böyle baharatlı baharatlı, böyle tuzlu tuzlu bir şeyler, sıcak böyle yağlı bir şeyler çekti. Dedim Bengisu sen bunu bir 10 gün yapmaya çalış bu sefer artık. Ben hiçbir zaman, geçen sene de yaptım bu diyeti. Bir hafta yaptım. 3 kilo vermiştim. O benim için çok iyi bu arada. 7 günde yaptım. 7 kilo vermem lazım diye hiç beklemedim yani. Ben kendimden zaten bu diyetlerin iddiasını tamamen gerçekleştirmesini beklemiyorum. Çünkü sonuçta senelerdir kilo vermekle uğraşıp işte bir kısmını geri alıp sonra tekrar veren falan, sürekli kilolarımla uğraşan bir insan olduğum için öyle kalkıp da her diyetin iddia ettiği kadar böyle bomba başarılar getirmesini beklemiyorum. Yine de şimdi beklentim yüksek açıkçası. Bu ay arka arkaya birkaç diyet yapmayı düşünüyorum. Bakalım hepsini yapabilecek miyim? Bunu bile ilk çıkarsam iyi olacak. Ama az değil. 10 günün 5.'si bitiyor. O yüzden seyirde, izlemede bizde kalın ve bakalım Bengisu becerebilecek mi? Becerdiğinde kaç kilo vermiş olacak? Buna bir bakalım önce.
Görüşmek üzere. Selam. Gerçekten de bir şekilde diyetin 8. gününe geldim ve yumurtalarım hazır. Birazdan bunlara gömüleceğim. Bugün uzun bir gün dışarıdayım. İşlerim var. Şu an saat 9 bile değil. Normalde bu saate evet, saat 9'a 10 var. Normalde 9.30-10 gibi falan kahvaltı ettim genelde bu diyeti götürdüğüm süreçte. Şimdi dışarıda olacağım. Dışarıda haşlanmış yumurta bulma ihtimalimin çok düşük olduğunu düşündüğüm için bugün muhtemelen öğün falan atlamam gerekecek. Hatta akşamı falan da bilmiyorum. Akşamki yulafı belki dışarıda yulaflı bir şeyler bulursam onu yerim diye düşünüyorum. Bir de hareket halinde olduğum için diyetin neredeyse kendisinin yaktığı kadar falan dışarıda bugün bayağı bir kalori yakıyor olacağım. Bugün uzun bir gün ama yumurta diyetinde ciddi ciddi bu sefer 8. güne geldim. Ve bakalım 10 gün tamamlandığında neler olacak. Bu arada az önce şimdi ilk 7 gün bittiği için aslında 1 haftalık yaptığım için merak edip ölçülerime baktım. Aman Allah'ım gerçekten çok güzel farklar var. Vücut ölçülerimden bahsediyorum kilodan ziyade. Çünkü sonuçta dışarıdan nasıl gözüktüğüm, kıyafetlerime nasıl gireceğim bu da çok önemli. Ve bayağı güzel gidiyor. Yumurta diyetinde 8. gündeyiz. Bugünü bitirip 2 gün daha yapıp bakalım sonra neler oldu diye sizinle paylaşacağım. 9. gün başlıyor. Vallahi yapıyorum bu işi ya. Kısmet oldu. Dedim galiba olacak. Yine hiçbir kalori eklentisiyle gelmeyen şekilde tamamen katı haşlanmış yumurtanın üstüne tuz, nane, kırmızı biber döktüm. Yeşil çayım da burada. Hadi bakalım başlıyoruz tekrar. 9. gün. Arkadaşlar 10. gün ve son yumurtalarım. Yine bir tanesi saçma sapan bir hale geldi. Elmam, yeşil çayım. Son öğle öğünüm. Sonuçlara hazırım. Çok iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. Hiç tartılmadım ama ölçümlerimi aldım. Çok güzel farklar vardı. Göreceğiz. Bekleyin. O gün geldi. Ve 10 günlük yumurta diyetini bitirdim. Çok güzel bir şekilde yaptım bu işi. Şimdi tartılma zamanı. Ben de heyecanlıyım. Yalnız var ya dün şey dedim. Nasıl ya 10 gündür sürekli yumurta, elma falan yedikten sonra şimdi normal insan beslenmesine mi geçeceğim? Bana kalsa daha bir 100 gün daha yaparım herhalde. Aslında bugüne itibaren ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi tartalım. Müthiş, müthiş, müthiş. İşte bu. Oldu. Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi 10 günlük yumurta diyetini bitirdim. Şimdi size burada önemli olan noktaları aktaracağım. Çünkü 10 gün boyunca tam olarak ne yaptığımı da paylaşmam lazım ki benim gibi böyle detaylı ve bilinçli bir şekilde bakan herkese iyi bir rehber olsun bu video. Öncelikle bu diyetin iddiası 10 günde 10 kilo verdirmek ve bunu da hiçbir şekilde sizden bir spor beklentisiyle sunmayan bir diyet olması. Bunu Hintli bir doktor yazmış ve YouTube'da diyete dair herhalde dünya çapında en çok izlenmiş olan videodur. 20 milyonu aşkın görüntülenmesi var. Bu diyetin içindeki akşam yenen yulaf ezmesi tarifini, çünkü sonuçta yulaf ezmesi başka şeylerle karıştırılan, soğuk sütle karıştırılan ya da haşlanarak yenen bir şeydir. O tarifi de tamamen doktorun verdiği şekilde hazırlayarak diyet boyunca uyguladım. Burada hiçbir şekilde sadece dışarıda işim olan bir gün haricinde yumurtaları da gerekli olan elmaları da yeşil çayı da asla atlamadım. Sadece geçen cumartesi çok uzun işim olan gün sabah kahvaltısını ettim. Öğlenki yumurtaları yiyemedim. Akşamki yulafı da yemedim. Ama bir şekilde bu yediğiniz şeyler sizi o kadar tok tutuyor ki bir yerden sonra zaten mesela bugün gerçekten ilk defa geçen yaz yaptığımın aksine geçen yaz da acıkmamıştım. Zaten sadece sıkılmıştım. Herhalde sıcaktan dolayı şu an şeyim de iştahım da aşırı açık değil. Ve bu şu an benim bir de yoğun iş düzenim de var. Sabah 9 akşam 6 çalışıyorum. Hayatım çok daha düzenli geçen seneye göre. Bu diyet şu an benim hayatım için mesela çok sürdürülebilir bir diyet. Öyle de olduğu için aman duralım şöyle.
Öyle de olduğu için açıkçası bana kalsa bu 10 günden sonra hiç ara vermeden daha uzun süre devam edebilirim. Benim gibi düzenli iş hayatı olanlar için çok iyi olur. Çünkü rutinler hayatımızı kolaylaştırır. Ama dedim ki artık bir şeyler, farklı bir şeyler daha ekleyeyim. Bu ayın birinci gününden başladım bu diyete ben. Başka şeyler de deneyeceğim ve denediğim diğer şeyler de yine çok araştırılan, herkesin nasıl yapıldığını çok merak ettiği, nasıl sonuç alındığını çok merak ettiği kilo verme yöntemleri. Onları da bir şekilde aktaracağım size. Çok güzel bir şekilde haber vereceğim inşallah. Bunları kendi sağlığını iyileştirmek isteyen ve bunun için yöntem arayan insanlar için çekiyorum. Fiziksel sağlığımızı iyileştirmek manevi sağlığımıza da çok 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 büyük katkıda bulunur. Bir şekilde zaten hareketiniz, esnekliğiniz artar ki eğer ibadet ediyorsanız fiziki bir şekilde efor sarf etmeniz gereken namaz kılmak falan gibi. Bunlarda da üstünüzdeki yük ne kadar fazlaysa o kadar hareket alanınız kısıtlanıyor ve seccade ile normal haliyle namaz kılmak yerine oturarak kılmak zorunda kalıyorsunuz. Onları falan da yapmamak için mümkün olduğunca insanın sağlıklı olması gerekiyor. Ki başka bir sürü de tabii ki şey var. Bu sadece benim için başlangıç. Çok memnun kaldım açıkçası. Ben 10 günde 10 kilo vermeyi zaten beklemiyordum. Çünkü ben zaten senelerdir herhalde 32 yaşındayım ben bu arada. Her 35. kez bunu da söylüyorum artık kanalımda. 32 yaşındaysam size sıfır abartıyla söyleyeyim. Herhalde 20 senedir falan 12 yaşımdan beri diyetler yapıyor olabilirim. Kilo takibi, kilo verme gibi şeyleri sürekli yapmam gerekiyor. Çünkü yani benim böyle bir vücut yapım var ve ben de dönem dönem özellikle yaz ayları dışında birden böyle çok sağlıksız beslenme seçimlerine yöneliyor olabiliyorum. Zaten yılın sağlıksız beslenme seçimleri yaptığım döneminde vücuduma yansıyan sonuçlarını toparlamak için genelde yazları böyle bir hevesle başlıyorum. Bu da şu an öyle olmuş oldu. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Bence gayet güzel bir sonuç aldım. Geçen sene de yapmıştım. Bir hafta yapmıştım. 3 kilo vermiştim o zaman da. Şimdi başka şeyler yapacağız. İnşallah onlar da çok güzel bir şekilde sonuçlanır. Umarım siz de bu videodan faydalanmışsınızdır. Sağlığınızı iyileştirmeniz için bir katkım olduysa mükemmel, resmen dünyada yani yapılabilecek en iyi şeylerden biridir. Başka insanların hayatını iyileştirmeye vesile olmak zaten. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kapı da çaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.